Size şunu söyleyeyim. Geri çekil, bekle. Bakalım ne gelecek oraya. Bakalım ne dolacak o alana. Sadece izleyici olmak önemli burada. Ve görmek, yani sorunun kendisini görmek ve arkasından bir ışığın geleceğine emin olmak. Mutlaka sorunun bir şekilde çözüleceğine emin olmak. Yani bu yaşımıza kadar yüzlerce sorun yaşadık ve hepsi çözüldü. İşte buradayız. Çok şükür. Yani bir şekilde çözülüyor. Ve biz oraya geçiyoruz. Arkasından diyoruz ki, ha o olmasaymış bak ben bunu bilemeyecekmişim. Ama onun içerisinden geçerken öyle demedim yani. Vah bana, vahlar bana diye ağladık. Evet, benim çalışmam bu kadar. Sevgili Özge'ye vereyim ben sözü. Sorusu olan var mı bu arada ya? Bakayım. Güzel. Sol omzuma ve koluma acayip bir ağırlık oldu demiş Didem. Evet, güzel. Demek ki o sorunun ilgili beden merkezi orası. Bunun da farkındalığı önemli. Şu anda hiç bakın çözmek istemiyoruz. Yani ne yaparım orayı falan hiç. O öyle mi? Tamam. Bu sorun olduğunda burada bir şey varmış. Peki, bu kadar. Hiç yargılamayın, düzeltmeye çalışmayın. Ne yaparım bunu, nasıl kaldırırım? Kesinlikle. Hani şimdi mesela duygular falan diyoruz. Hocam bu duyguyu nasıl kaldırırım? Önce duyguyu tespit et. Altında ne var? Sana ne öğretmek istiyor? Yani ulak daha sana geldi, mektubu vermedi. Yani sana mektup getirdi ama vermedi henüz. Mektubu açmadın, okumadın. Evet, mektup geldi ama bir bekleyelim, açıp okuyalım, anlayalım. Ondan sonra onu kaldırmak gerekiyorsa kaldıralım. Evet. Peki. Sorduğunuz soruları yazabilir misiniz demiş biz. Yazarım. Hatta bunun metnini de yolluyorum size. Mindfulness grubumuza yollarım bunu. Birazdan başlayacağım ben de bugünkü temizliklere. Tamam. Tamam. Özge'yi bırakıyorum çünkü onun bundan sonra grup çalışması var. Evet. Hepinize sevgiyle selamlar gönderiyorum. Teker teker kucaklıyorum. Kendinize iyi bakın. Salı günü görüşürüz. Mutlaka bir yere ayrılmayın. Arzucuğum Reha çok Muhtar sağ vardı ol. bir ara, hatırlıyor musunuz? Yine çok güzel bir Gülerken. meditasyondu. Problem konusunda çalışmak. Tamam. Ben de bu arada konuşmaya başlarken yine birkaç şey belirledim kas testiyle. Bugün ne temizleyebiliriz bu konularla da alakalı diye. Bulduğum şeyler bir olumsuz inanç buldum. Bugün temizleyeceğim olumsuz inanç solar plexüs çakramızdan bir olumsuz inanç. Buradaki kontrolcülük alanıyla ilgili ve bulduğum negatif inanç başkalarından nasihat kabul etmem. Çünkü en iyisini ben bilirim. Şimdi burada bütün grup meditasyonumuza katılan, bu arada yine Instagram'ı da açtım. Böyle haftada 2 gün Instagram'dan ben de kısa kısa yaptığım temizlikleri oradan da canlı yayın yapıyorum. Instagram'da deminden beri açtım. Biraz bizi dinlediler. Çok da konuşamadım. Oradan katılan herkese de selamlar. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bizim Salı Perşembe akşamları Türkiye saatiyle Arzu Prema ile birlikte mindfulness çalışmamız var. Grup meditasyonumuz var. Çeşitli söyleşilerimiz var. Yine bu tip enerjisel temizlikler de yapıyoruz. Her günün konusu o hafta içimizden gelen konulara göre belirleniyor. Bazen konuk çağırıyoruz programımıza. Onlarla da söyleşi yapabiliyoruz. Dolayısıyla Salı Perşembe akşamları 21'de müsaitseniz sizi Zoom'a bekleriz. Sosyal medya hesaplarımızda Zoom numaramız var. Oradan katılabilirsiniz. Şimdi bugünkü konumuzla ilgili benim tespit ettiğim kas testiyle bulduğum temizleyeceğim bir adet olumsuz inanç var. Bir tane olumlu inanç yükleyeceğim. Bunlarla ilgili
Bu hayattan önce getirdiğimiz karmik diyebiliriz buna veya bu hayatımızda anne rahmine düşmeden önce de sahip olduğumuz bir tutsak duygu temizleyeceğim hepimizden. Değersizlik tutsak duygusu. Öncelikle olumsuz inançla başlıyorum. Ondan sonra da bir yardımcı frekans yükleyeceğim ana hata kodlarından. Daha önce anons etmiştim. 2 gün önce karşıma çıkan 2 geyik vardı yürüyüşümde ve geyikle ilgili frekansı yüklemeye niyet etmiştim. Bugün yine grubumuzdaki herkese ve daha sonra bu videoyu izleyecek herkese bu frekansı yükleyeceğim. Öncelikle demin söylediğim gibi solar plexüs çakramızdan olumsuz bir inanç temizliyorum. Bu inanç neydi? Başkalarından nasihat kabul etmem çünkü en iyisini ben bilirim. Şu an aramızda bulunan herkesten, bütün bedenlerimizden, enerji alanımızdan, tüm zaman, mekan ve boyutlardan bu olumsuz inancımızı temizliyorum. Başkalarından nasihat kabul etmem çünkü en iyisini ben bilirim. Konusundaki olumsuz inancımızı temizliyorum. Peki, yine bununla ilgili, yine solar plexüs çakra ile ilgili bir olumlu inanç yüklemem faydalı olacak cevabını aldım. Bu çıkan olumlu inançta kendime değişmek için izin veriyorum. Kendime değişmek için izin veriyorum. Hepimize, yine gruptaki herkesin bütün bedenlerine, enerji alanına, tüm zaman, mekan ve boyutlara bu olumlu inancı yüklüyorum. Kendime değişmek için izin veriyorum. Kendime değişmek için izin veriyorum. Kendime değişmek için izin veriyorum. Peki, bu inancı da yükledik. Evet, şimdi demin bahsettiğim tutsak duygu yine bütün bugün çalıştığımız, yaptığımız meditasyonla da ilgili. Bugün karma ile ilgili beden şifresi veya duygu şifresiyle karmik duygularda temizlenebilir mi diye bir soru aldım. Bu da bana tekrar bununla ilgili bir şey check etmem gerektiğini hatırlattı. Ve bulduğum duyguya bu karmik bir duygu mu? Yani bu hayatta anne karnına, anne rahmine düşmeden önce bizde bulunan bir enerji mi diye sordum ve buna evet cevabı aldım. Bulduğum duygu değersizlik duygusuydu. Karmik olarak daha önceki hayatlarımızdan getirdiğimiz bir negatif enerji bu. Onu da hepimizden temizliyorum. Şimdi o zaman bu bulduğumuz tutsak duyguyu karmik veya daha önce bu hayatımızdan önce gelen bu olumsuz enerjiyi, değersizlik tutsak duygusunu bütün bedenlerimizden, enerji alanımızdan, tüm zaman, mekan ve boyutlardan temizliyorum. Esneyenler görüyorum. Benim de aynı şekilde yine vücudumda hissediyorum bu enerjinin akışını. Siz de hissedebilirsiniz. Hissetmeseniz de sorun değil. Esniyorsanız bu enerjinin hareketini hissettiğiniz anlamına da gelir. Bazı seanslarda çok fazla ben de esniyorum. Katılımcılar da esniyor. Biraz uzun yaptım bu duyguyu ama o his bana gelene kadar temizlendi. Hissi içime gelene kadar yapıyorum genelde. Tamam, bu duyguyu da temizledik. Şimdi bahsettiğim yine ana hata kodlarından yardımcı bir frekans yükleyeceğim. Onu da hemen bakıyorum. Totem hayvanları kategorisinde buldum. Zaten karşıma da geyik çıktı ve bunu grup meditasyonunda yüklemeli miyim diye sordum hepimizin en yüksek ayarına ve evet cevabı aldım. Dolayısıyla bugün hepimize yükleyeceğim frekans geyik hayvanıyla ilgili frekans. Bununla ilgili birazcık bilgi de verebilirim. Şöyle bakayım. Geyik hayvanıyla ilgili yine spiritüel hayvanlar veya erk hayvanı olarak araştırırsanız bu konuda bilgi bulabiliyorsunuz. Her hayvanın olumlu olumsuz birçok özelliği var. Erk hayvanı olarak geyik hassasiyet ve güçlü sezgiyi temsil eder. Bu hayvanla olan yakınlığınız sayesinde zorluklarla lütufla başa çıkma gücüne sahipsiniz. Yaklaşımınızda hem kararlı hem de nazik olma sanatında ustalaşırsınız. Geyik totem bilgeliği bu hayvanla özel bir bağlantısı olanlara uyanık olma,
hızlı hareket etme ve en zor durumlardan kurtulmak için içgüdülerine güvenme yeteneği kazandırır. Bu kısaca özeti, tabii daha detaylı bilgiler de var. Yaşamda ve engellerde zarafetle hareket edebilme, nasıl geyik çok zarif ve aynı anda hızlı manevra yapabilen bir hayvandır. İçsel çocukla temas halinde olabilmek ve masumiyet hissedebilmek, hassas ve sezgisel olmak, dikkat, yönleri hızlı bir şekilde değiştirme yeteneği, demin dediğim gibi, yaşamın gizemleriyle temas halinde olmak için yenilenme yeteneği. Demin zaten değişime açık olma konusunda da olumlu bir inanç yükledik. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Şimdi o zaman bu yardımcı frekansımızı hepimize yükleyelim. Nasıl yapıyorduk? Sağ elimizi kalbimizin üstüne koyuyoruz. Sol elimizi yukarıya doğru kaldırıyoruz. Bu anahata kodunu, yardımcı frekansı kaynaktan talep ediyoruz. Onunla hizalanıyoruz ve bizim için en hayırlı şekilde çalışmasına izin veriyoruz. Kalbimizde sevgi ve şükür inancı ile bu yardımcı frekansı aktive ediyoruz. Yardımcı frekansımız da totem hayvanlarından, erk hayvanlarından geyik hayvanıyla ilgili frekans. O sayıyı da hemen önüme alıyorum. 4-2-7-6-9-8-3-2-9 4-2-7-6-9-8-3-2-9 4-2-7-6-9-8-3-2-9 4-2-7-6-9-8-3-2-9 4-2-7-6-9-8-3-2-9 4-2-7-6-9-8-3-2-9 4-2-7-6-9-8-3-2-9 Şimdi sol elimizi de kalbimizin üstüne yerleştiriyoruz. Derin bir nefes alıyoruz. Yine sevgi ve şükür bilinciyle kalbimizde. Nefesimizi verdikten sonra vede oldu diyoruz. Şükürler olsun. İzlediğiniz için, katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bütün bu yaptığımız çalışmaların bize ve bütünün hayrına olması niyetimdir. Çok çok teşekkürler. Yine görüşmek üzere diyorum. Sağ olun. Peki görüşürüz. Hepinize sevgiler, saygılar. Salı günü görüşmek dileğiyle. Özge'cim çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizim birazdan grup çalışmamız var yine. 22 ile 23.30 arasında katılacak arkadaşlar var. Burada da bazıları aramızda. Birazdan da o çalışmaya başlayacağız. Saat 10'a 5 kala ben size linki göndereceğim. Ve yine Zoom'da buluşup gerekli temizlikleri yapacağız. Grup için ihtiyacımız neyse grubun en yüksek ayrına. Orada da görüşmek üzere diyorum. Hepinize çok çok teşekkürler. Arzu Hanım, Özge'cim teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Biz de teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye.